Engellilerin hakları, engellilerin talepleri derken bunu güçlü devletin zayıf sosyal bireylere, korunmasız bireylere yaptığı bir yardım olarak almamak gerekir. Olaya böyle bakılırsa bu son derece yanlıştır. Engelli vatandaşlarımız da diğer vatandaşlarımız gibi bu ülkede doğmuş olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan veya bu ülkeye vatandaşlık bağı olsun olmasın bir insan olmaktan dolayı elde etmiş olduğu haklar vardır. İşte devlet bir takım düzenlemeler yaparken bu haklarını doğuştan elde ettikleri bütün haklarını insanlara, özellikle de engelli vatandaşlarımıza vermek zorundadır. Devletin yaptığı düzenlemeler budur. Yoksa devlet lütuf yapmaz. Kimse devletten lütuf beklemiyor. Bizim anlayışımızda hayırsever devlet yoktur. Sosyal devlet vardır. Sosyal devlet bütün vatandaşlarını sosyal güvenceye bağlamış, sosyal güvence şemsiyesi altında buluşturmuş, bütün vatandaşlarını özgürlükçü bir demokraside yaşama hakkına sahip kılmış devlettir. Devlet budur. Engelli vatandaşlarımızın diğer vatandaşlarımızdan ulaşım, eğitim, sağlık, çalışma hayatı, gelir gibi konularda hiçbir farkı yoktur. Herkesin ihtiyaçları aynıdır. Ancak engelli vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek, giderebilmek için olanakları sınırlıdır. İşte devletin görevi bu noktada bu olanakları bu vatandaşlarımıza vermektir. Engelli vatandaşlarımızın haklarını birçok başlık altında sıralayabiliriz. Önce bir temsil sorunu vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olsun, Türkiye'de seçilmiş diğer organlarda olsun, belediye meclislerinde olsun, il genel meclislerinde olsun, engelli vatandaşlarımızın yeterince temsil edildiğini söylemek mümkün değildir. Elbette siyaset bir mücadele işidir. Mücadele etmeden, kavga vermeden hiçbir hak elde edilmiyor. Bu konuda engelli vatandaşlarımıza örgütlü olarak mücadele etmek düşer. Ancak öte yandan da devletin engelli vatandaşlarımızın mücadelesinin önündeki bu zorlukları görerek bu zorlukları aşacak düzenlemeler, uygulamalar yapmak konusunda görevi vardır. Engelli vatandaşlarımıza ilişkin yapılması gereken birçok başka düzenleme daha vardır. Vergi düzenlemeleri vardır, sosyal haklara ilişkin düzenlemeler vardır. Engelli vatandaş evde bakım hizmeti almak zorunda olan engelli vatandaşlarımız vardır. Bunların almış oldukları ücretlerde bakım hizmetlerinde aksamalar vardır. Engelli vatandaşlarımızın dava açmasının önünde engeller vardır örneğin. Avukat tutacak, harç ödeyecek, davayı kazanıp kazanmayacağı da meçhul. Acaba ben bu hakkımı hiç aramasam mı diye psikolojik olarak olayın başında kendisini yenilmiş hissediyor vatandaşımız. Bu duyguyu engelli vatandaşımıza yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Açılacak olan bütün davalarda engelli vatandaşlarımız harçtan kesinlikle muaf tutulmalıdır. Bu konuda kanun teklifleri vardır. Benim kanun teklifim vardır. Otomobil iktisabında hala sorunlar vardır. En son bir takım düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte yine benim kanun teklifi verdiğim bir konudur. Bu konuda eksiklikler vardır. İstanbul'daki şimdi başkanımıza söz vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde kurulmuş olan bu Engelliler Komisyonu'nun yapacağı çalışmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapacağı çalışmalara ışık tutacaktır. Arzu ederim ki diğer siyasi partiler de böylesi çalışmaları yapsınlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirsinler. Bu konu sadece partilerin genel merkezlerine emanet edilmesin. Bizzat engelli vatandaşlarımızın yaşadığı yerdeki örgütler tarafından parlamentoya da aksettirilsin. Ben o nedenle bugünkü ziyaretinizden dolayı çok mutluyum. Sizlere çok teşekkür ediyorum.